sürdürülebilir kalkınmada model oluşturan kentlerimizden biri. Edirne'nin sosyoekonomik yaşam standartlarını yükselten Edirne Ticaret Borsası da kenti uluslararası ticarette söz sahibi yapacak başarılı hizmetleriyle öne çıkıyor. Edirne'de asırlar öncesinden gelen tarımsal kültürle buğdaydan ayçiçeğine, meyve ve sebzeden pirince kadar birçok ürün yetiştiriliyor, küçük ve büyükbaş hayvancılık yapılıyor. Edirne Ticaret Borsası, kentin tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilir kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Edirne Ticaret Borsası 1924 yılında kuruldu. Türkiye'nin en eski ticaret borsalarından bir tanesi. Türkiye'nin 4 tane işlevsel borsasından bir tanesiyiz. Aynı zamanda Türkiye Odalar Borsalar Birliği akreditasyon sisteminde akredite bir borsayız. Bugün Avrupa'daki bir ticaret borsası ne gibi işlemler yapıyorsa aynı standartlardaki işlemleri burada gerçekleştiriyoruz. Rutin çalışmalarımızı yapıyoruz. 3 tane salonumuzda canlı satışlar yapıyoruz. Bunun yanı sıra tescil işlemleri yapıyoruz. Paneller düzenliyoruz, toplantılar düzenliyoruz. Yurt içi, yurt dışı fuarlara üyelerimizi götürüyoruz. Biz Edirne Ticaret Borsası olarak özellikle hastalıklarla mücadele döneminde toplantılar, paneller yapıyoruz. Üreticilerimizi borsamıza çağırıyoruz. Buraya bu konuyla ilgili uzmanlarımızı getirerek gerekli toplantılar, panellerde bilgilendirmeler yapıyoruz. Bugün Edirne Ticaret Borsası'nın ortaklığı olduğu Ediyaş şirketimizde depoculuk hizmeti veriyoruz. Buradaki kapasitemizi arttırdık. Şu anda 40 bin ton depolama kapasitesine çıktık. Bunun yanı sıra Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bir alım yeri, bürosu ve de kantar kurduk. Aynı zamanda büyük depolarla ilgili bir projemiz var. 13 tane 500 metrekarelik üyelerimize depo yapmayı düşünüyoruz. Bunun yanı sıra en çok önemsediğimiz projemiz de Türkiye'nin ilk damızlık hayvan satış borsasını kurmak. Burada damızlık birliğindeki kayıtlarına bakarak hayvanların belirli bir kalitede, belirli bir düzeyde olmasını ön planda tutarak burada damızlık hayvan satışı yapacağız. Hem Türkiye ekonomisine bir nebze de olsa katkı sağlayacağız. Üretici daha değerli hayvanını satmış olacak. Aşağı yukarı hayvan başına 1.000 lira, 1.500 lira daha yüksek fiyattan satmış olacak. Diğer taraftan da bakıldığında ihtiyacı olanlar da toplu olarak buradan tedarik edebilecekler.